Euronews tüm zamanların en ünlü yönetmenlerinden biriyle birlikte Francis Ford Coppola Asturias Prensesi sanat ödülünü almak üzere İspanya'da Oviedo'daydı. Baba, Kıyamet, General Patton gibi klasik filmlerin yönetmeni Coppola, gençlik yıllarını, çalışma tarzını ve bugünkü silahlı çatışmalar olan bakış açısını aktardı. Francis Ford Coppola, bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Evrensel birer simge haline gelen filmleriniz için ödül aldınız. Gurur mu duydunuz yoksa kendinizi nostaljik mi hissediyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse utangaç biriyim. Bütün hayatım boyunca bu grubun bir parçası olmak istedim. Küçüklüğümde babamla beraber o kadar çok taşındık ki bu nedenle çok fazla arkadaşım olmadı. Hep dışlandım ama ben hep birilerinin omuzuna başınızı yaslayacağınız yakın arkadaşı olmak istedim. Ünlü olmak ve ödül almak çok onur verici ama yine de başkaları için bir yabancı olmaya devam ediyorsunuz. Ama yine de gurur verici bir durum. Onur duyuyorum ve minnettarım. Birçok kez ticari filmler yapmak istemediğinizi söylediniz. Şimdi ise daha bağımsız filmler yapmak istiyorsunuz. Coppola'nın süper yapımları artık tarihe mi karıştı? Belki evet, belki de hayır. Bunu sadece zaman gösterecek. Ama gençliğimde bile hep deneysel filmlere ilgi gösterdim. Sinemanın gerçekten ne anlama geldiğini öğreten filmler ilgimi cezbetti. Ama dev prodüksiyon olarak adlandırdığımız yapımlarda daha çok esneklik vardı. Bugünkü dev yapımların hepsi Spider-Man, Batman, Action Man gibi kahramanlık filmleri. Süper kahraman filmleri yani. Evet, bence bunlar sadece bir yapım. Bunlar yapıldı çünkü birileri para kazanmak istiyordu ve birilerinin bu filmi çekmeye vakti vardı. Artık kimse yeni şeyler yapmak için yatırım yapmıyor. Herkes para kazanacağından emin olmak istiyor. Risk burada. Artık böyle ilerliyoruz. Ama kimse risk almak istemiyorsa yaptıkları proje ilgimi çekmiyor açıkçası. Sizden bir alıntı yapmama izin verin. Şöyle bir cümle kullandınız. Stüdyolar artık risk almadan para getirecek filmler yapmak istiyor. Bu sevişmeden çocuk yapmaya benziyor demiştiniz. Evet doğru. Bunu ne zaman söylediğimi hatırlamıyorum ama risk alınması gerekiyor. Sanat bir risktir. Bu hep böyleydi. Eğer yapacağınız şeyin mükemmel olacağından eminseniz bu kesinlikle o kadar da harika olmayacaktır. Daha önce sizin için en büyük ödülün insanlar tarafından 30-40 yıl boyunca hatırlanacak filmler yapmak olduğunu söylemiştiniz. Baba ve Kıyamet gibi filmlerinizde bu yaşandı. 70'li 80'li yıllardaydı. Peki sonra ne oldu? Şu an klasik olarak adlandırdığımız filmler 30-40 yıl önce yapıldı. Benim filmlerim henüz bu kadar eski değil. Birkaç yıl içerisinde klasik olup olmadığına bakıp göreceğiz. Ama yeni toprakları keşfetmek beni hep heyecanlandırırdı. Bu bir zevk. Ben zevk için film yapıyorum. Ben para kazanmak için film yapmıyorum. Biraz da gelecek maceralarınızdan bahseder misiniz? Gelecek maceralarından bahsettikten sonra onları yapmak zordur. Bunu da şunu da yapmak istiyorum diye duyan izleyiciler görürsünüz. Bunun hakkında konuşmak buhar motorundan buhara atmak gibidir. Çok fazla şey söyleyemem ama şimdi çalıştığım iddialı proje şu ana kadar yaptığım filmlerden daha büyük. Biliyorsunuz ticari olarak adlandırılan deneysel bir film olan Kıyamet, çılgın bir girişim oldu. Stüdyolar Vietnam Savaşı ile ilgili bir şey istemedi. Bu nedenle yola yalnız çıktım. Borç buldum ve filmi ben finanse ettim. Tabii ki korkuyordum. Fakat Kıyamet'le ilgili büyük bir risk alıyordum. Bu nedenle film ilginçti zaten. Fakat senaryo para verip şunu yapmalısın, bunu da eklemelisin veya Guns of Navarone gibi yapar mısın diyen insanlara peşin olarak gitmedi. Bunu herkes anlar. Yönetmenin ne yaptığından emin değilim. Dediği filme para yatırır mıydınız? Bunu kim yapar? Kıyametten bahsederken bu filmin şu an devam eden çatışmaları anlamaya yardım ettiğini düşünüyor musunuz? Kıyamet gerçek bir ahlak problemini sorguluyor. Çünkü birçok insan, bizler iyileriz, bizim ahlakımız var, ancak teröristlerin ahlakı yok ve kötü olan onlar der. Ancak bu bir yalan. Kıyamet her şeyden çok yalandan nefret eder. Eğer bir şey yapacaksanız yaptığınız şeyle ilgili dürüst olmalısınız. Teröristler genellikle orduları olmadığı için teröristtir. Ordusu olan bir ülke için teröristlerle savaşıyoruz demek çok kolaydır. Ancak teröristler cesaretleriyle ellerine geçirdikleri her şeyle mücadele ediyor. Eğer bugünün dünyasını anlamak ve insanların bedel ödemek zorunda kaldığı bu korkunç sorunları çözmek istiyorsan, yalan söylemeyi kesmelisin. Çünkü hiçbir şey yapmayan milyonlarca insan mülteci konumuna düştü. Kariyerinizle ilgili olarak sizin için Marlon Brando ne kadar önemliydi? Oyunculuğun dışında mükemmel bir insandı. Dahi bir insandı. Bu terimi de sıklıkla kullanmam. Hayatım boyunca dahi diyebileceğim 2 veya 3 insan tanıdım. Çünkü Marlon benzersiz şekilde düşünüyordu ve ayrıca sevgiyle doluydu. Brando'yu yönlendirmek zor muydu? Hayır, sadece onu ilgilendirecek bir sahne teklifi getirdim. Eline bir hayvan veya bir İtalyan peyniri veya bir püre koyardım. Brando doğal olarak oynardı. Onu yönlendirmek içinse sadece biraz da kızgın veya az kızgın oynar mısın derdim. Asla onunla rolle ilgili konuşmayın. Bilirsiniz, Brando bunun yapılmasını sevmezdi. Ailenizde birçok yönetmen var. Kızınız Sofia, oğlunuz Roman. Size sıklıkla gelip, "Baba şurada yardım eder misin?" veya "Şunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sorarlar mı? Büyüdükçe daha az ama evet hala soruyorlar tabii ki. Fakat en küçüğü olan 28 yaşındaki torunum Giancarlo her zaman sorar. Diğerleri de 20'li yaşlardayken soruyorlardı. Şimdi onlar 40'lı 50'li yaşlardalar ya da utangaçlar ya da yapmak istediklerinden daha eminler. Buna rağmen arada sırada sorarlar. Tabii ki eşim 79 yaşındayken kariyerinin ilk filmini yaptı. Eşim bu sürede çok soru sordu. Ama kendilerine güvenleri arttıkça bana ihtiyaçları azaldı. Francis Ford Coppola, Euronews ve kendi adıma sizinle konuşmak bir onurdu.